Has Üniversitesi'nin Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi'nin bu yıl özellikle korona günlerinde düzenlediği enerji ve iklim ve enerji sohbetlerinin 10.sunu yapacağız bugün. Bundan sonra da 11.sini ayın 16'sında 16 Mart'ta Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor İskender Gökalp'le hidrojen enerjisini konuşacağız. Çünkü hidrojen enerjisi bu enerji dönüşümünün en önemli elemanlarından bir tanesi olacağı benzer. Efendim bugünkü konuşmacımız Barış Sanlı. Sevgili Barış, hoş geldin. Teşekkür Hocam hoş ederiz. bulduk. Bize vakit ayırdın. Hocam Değerli sizinle aynı bilgilerini programda olmak bir paylaşmaktan. şanstır. Ne demek, ne demek. O şeref bize ait. Dilersen önce biraz kendinden bahsedelim. Çünkü bizim öğrencilerimiz genellikle izliyorlar. Ve öğrencilere bir kariyerlerin planlamalarını yaparken senin gibi değerli uzmanların nasıl yetiştikleri, nasıl bu noktalara geldikleri hakkında bazı ipuçları vermek isteriz her zaman. Sen bildiğim kadarıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde elektrik elektronikte başladın fakat okumadın, İngiltere'ye gittin. Buradan başlayalım. Niye Evet. Boğaziçi'ni bıraktın? Niye gittin İngiltere'ye? Orada Manchester Institute of Science and Technology'de okudun. Fark var mıydı, yok muydu? Biraz bize bu eğitiminden bahseder misin? Elektrik elektronik mühendisliğini hem Boğaziçi'nde hem ODTÜ'de araştırma görevliliği yaptım hem de yurt dışında okudum. Yurt dışına şöyle gittim. Başbakanlık bursuyla gittim. Ama o üniversite sınavındaki özel bir gruba verilen bir burstu. Üniversite sınavında belirli bir derece yapmış olanlara verilen bir burstu. O bursla yurt dışına gittim. Dönünce de zaten Türkiye'de göreve başladım. Elektronik mühendisliği anlamında hem ODTÜ hem Boğaziçi hem yurt dışını görünce tabii biraz daha farklı bir şey vardı. Bir de yurt dışına gitmişken hazır ben yarı iletken üretimine çok meraklıydım, mikroçip üretimine. Özellikle ben o konuda çok bastırıp son sınıfta projemi de yarı iletken konusunda yaptım. Mikroçip üretimi konusunda yaptım. Yaklaşık bir 6 ay temiz oda tecrübem oldu. Türkiye'ye dönünce bunları yapamam diye de programcılık öğrettim kendime. Yani nasıl işsiz kalırım falan diye. Gerçi yerimiz belliydi yani. Türkiye'ye dönünce üniversitelere bir yerlere atıyorlardı. Ondan sonra bir ODTÜ'de mikroelektromekanik konusunda Tayfun Akın'ın yanında başladım. Araştırma görevlisi olarak. Kendisi kabul etti Profesör Doktor. Orada biraz çalıştıktan sonra Enerji Bakanlığı'na geçtim. Üniversiteye çok tutunamadım. Yani bunu da dürüst olarak söyleyeyim. Biraz akademisyen. EPDK çalışmışlığın yok muydu bu arada? Şöyle yoktu. Önce ODTÜ'de sonra Enerji Bakanlığı'nda başladım mühendis olarak. Sonra orada planlama, proje, senaryo, istatistik, Macide Altaş var bilirsiniz. Onlarla birlikte çalıştık. Rahmetli Mehmet Güler vardı. Onlarla birlikte çalıştık. Budak Bey'in yanında. Sonra EPDK'ya geçtim. EPDK'da şu andaki Enerji Bakanımız Fatih Dönmez kurul üyesi olduğunda kendine danışman arıyormuş ve mülakatla arıyordu. Bir de mülakata davet ettiler. 29 Ekim'deydi. Ondan sonra çalışalım beraber dedi. Biz çalıştık. Sonra ben Enerji Bakanlığı'na genel müdür yardımcısı olarak geldim. Sonra EPDK'ya LPG daire başkanı olarak geldim. Sonra bakanlığa bir kez daha geldim. Fatih Bey müsteşar olduğu zaman ona danışmanlık yapmak üzere. Şu anda da hem Bilkent'te araştırmacı olarak çalışıyorum hem de Enerji Bakanlığı'nda yardımcı olmaya çalışıyorum, öyle diyeyim. Peki ben sana bir özel bir şey sorayım. Ben de 12 sene Cumhurbaşkanlığın danışmanlığını yaptım. Biraz bu danışmanlıktan bahseder misin? Bu işe yarayan bir müessese midir? Danışman olumsuz bakılan, danışmayın anlamında bir müessese midir? Bir faydası olur mu, olmaz mı? Bir görüşünü alabilir miyiz bu konuda? Tabii burada yıllar önce iki tip danışman vardır. Biri amirinden beslenen, yani ben bakanın danışmanıyım diye dolaşan ve açıkçası kendine bir alan oluşturmaya çalışan. Bir de ikinci tip danışman da daha Amerika'da olan tarzındaki danışman dediğimiz. O da iş üretir. Yani aslında bir iş geliştiricidir bir danışman olarak. Özellikle burada üst amirinin günü çok meşguldür. Onun içerisinde yapılması gereken belirli işleri, ön araştırmaları, teknik çalışmaları yaparak üst amirine bir anlamda alan açan, alan açan derken tabii şey anlamında, teknik çalışma yapmak için zamanını daha değerli, iyi değerlendirmek için çalışan danışmanlardan. Fatih Bey'in şöyle bir yaklaşımı vardı. Fatih Bey müşavirler doğru kullanılırsa çok işe yarardı yani kendisi. Ben de ilk onun danışman olduğumda bana dedi ki piyasaları, ekonometrik modeller yapıyorsun, işte bunları yap, piyasalara bak falan diye.
Danışman olarak genelde yaptığım işlerin en önemlisi ben kendim bir iş üretiyorum. Yani mümkün olduğunca mesela Green Deal'ı takip ediyoruz, bunu takip ediyoruz, onu takip ediyoruz. Orada ne var? İşte hava durumunu takip ediyoruz, bunları takip ediyoruz. Dolayısıyla danışmanlık mesleği tamamen sizin içine ne koyduğunuzla alakalı bir şey. Yani siz sisteme değer katabiliyor musunuz? Zaten temel sorgu da odur. Ki siz yıllarca çok değer kattınız. Ben hani Sayın Cumhurbaşkanımızın galiba iki danışmanlığını yaptınız. Ve biz o zaman da sizin çalışmalarınızı biliyorduk. Pek çok seferde dinleme imkanı bulduk. Sizler gibi olmaya çalışıyoruz hocam. Ben danışmanı Barış katılır mısın bilmiyorum. Yarış atına benzetirim. Üzerinde binen jokeyin attan ne beklediğine bağlı olarak performans ona göre artar veya azalır diye düşünüyorum. Ne dersin o konuda? Ya şöyle, ben yani şu andaki bakanımız Fatih Bey çok teknokratik, inovasyona da çok meraklı bir insan olduğu için açıkçası o alan bırakıyor. Ben o alanda bir şeyler hazırlayıp böyle getiriyorum, bir şeyler hazırlayıp gibi. Yani ben kendim bir riskler, tehditler, opportunity'ler, challenge'lar yani bunları bulup ve sağ olsun kendisi de dinliyor. Yani özellikle Fatih Bey'in en önemli özelliklerinden biri de çok demokratik bir insan. Kendisini en çok muhalefet eden kişi benim yani durduğumuz zamanlarda. Ondan sonra böyle bir samimi de ilişkimiz var. Dolayısıyla bir danışmanlık müessesesi biraz da Amerikan tarzı olduğunda Türkiye'de danışman ama icraata karışmamalı. Yani icra apayrı, executive dediğimiz o kısma karışmaz. Yani o orada sorumluluğu vardır, sorumluluk alanı vardır. Ben o yüzden danışmanlık fikrini doğru kullanılırsa acayip iyi olacak yani acayip faydalı olduğunu bir iş yükü aldığını düşünüyorum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel tarifledin danışmanlığı. Eminim çok da yararlı oluyorsundur. Tabii Bakan Bey'in verdiği önem burada. Onun karakteri, onun yaklaşımı çok daha önemli ki o da pozitif yaklaşıyor gördüğümüz kadarıyla. İnşallah güzel çalışmaların devam etmesini diliyoruz yürekten. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim. Şimdi istersen yavaş yavaş konumuza girelim. Bugünkü konumuz enerji dönüşümünün jeopolitiği. Şimdi burada bir enerji dönüşümü var, bir jeopolitik var. İkisini de ayrı ayrı ele alalım istersen. Önce enerji dönüşümünden bahsedelim. Nedir sence enerji dönüşümü dediğimiz, bu enerji transition dediğimiz şey nedir? Ne anlamak gerekir? Benim görüşüm şu yani biraz pragmatist mühendisçe bir yaklaşımla bakarsak bir kaynağın tüm enerji tüketimindeki payının %0'lardan %20 ve üzerine çıkması herkesin enerji dönüşümü olarak tanımladığı bir şey. Yani bir kaynak dominant olmuyor ama bir anda enerji sisteminin 1/5'ini 1/6'ını alabiliyor. Burada daha önce yaptığımız araştırmalarda bu ülke ülke farklı olabilir. Mesela herkesin bildiği örnek Fransa'nın nükleerde hızlı ilerlemesi. Ve belki şöyle bakmak lazım. Sistem normalde enerji sistemlerin ataleti çok yüksek. Yani yatırımlar hızlı değişmiyor, sistem hızlı değişmiyor falan. Ama bir dışsal şok geldiğinde, mesela petrol krizi geldiğinde Almanya daha çok kömüre gitmiş. Ama Fransa nükleere gitmiş. Hani Amerika kömüre gitmiş. İşte Japonya başka yere gitmiş falan. Yani Türkiye maalesef fuel oil'de kalmış. Hani böyle de ilginç hikayeler Ama var. ülke bazında değişiklikler gösteriyor ama dünya genelinin çizersek o sabit değil mi? Yani önce Evet, odun çağıyla başlamış. Odun giderek azalmış. Kömür yükselmiş. Kömür 1913'te pik yapmış. Düşmeye başlayınca petrol çıkmış. Kesinlikle böyle yani enerji kaynaklarında böyle bir geçiş var. Fakat şimdi bu benim de çok düşündüğüm Vaclav Smil'in de kafama soktuğu kitaplarından kafama soktuğu konulardan biri. Ya kömür çağını acaba gerçekten ne zaman geride bıraktık? Çünkü 1990'lara kadar yoğun hatta Çin'in tüketimiyle 2000'lere kadar yoğun ve kömürün pik yapıp yapmadığı konusunda belki yaptı, 2017'de yaptı, belki bilmiyoruz ama gerçekten de bir kömür çağını bırakıp da acaba petrol çağına başladık mıydı diye bir soru da geliyor. Onun yerine bence bu gene pek çok kişinin inceleme yaptığı hani %0'lardan %20-30'lara varması bir kaynağı çok daha mantıklı bir şey. Ben de katılıyorum sizin yaptığınız tanımlama. Enerji merdiveni dedikleri daha modern enerji kaynaklarına geçişle alakalı bir şey. Ben de kendi derslerimde bunu anlatıyorum. Ama enerji dönüşümü dediğimizde bir kaynağın sıfırdan %30'lara çıkması, 20-30'lara çıkması diye pratikçe tanımlayabiliriz.
Çok güzel. Bu son zamanlardaki, ben ona trend reversal diyorum. Birkaç tane çalışma yaptım, yayınladım bu konuda. Şimdi biz enerji expertleri, uzmanları hep yeni enerji kaynağı çıktığı zaman mevcut olanla bir rekabete giriyor. Eğer yeni enerji kaynağı daha iyi ise yüzdesini artırıyor, bir yerde maksimuma erişiyor, ondan sonra düşmeye başlıyor. Çünkü başka bir enerji kaynağı devreye giriyor. Bu açıdan bakarsak oduna göre kömür çok daha iyiydi. Yani ısıl değeri daha fazlaydı. Diğer bir takım özellikleri çok daha fazlaydı oduna göre. Petrol ise kömüre göre daha iyi olduğu için onu replase etti, onun yerini aldı. Ve biz bütün enerji uzmanları bekliyor idik ki petrolün oranı düşecek, kömürün oranı düşecek, gazınki yükselecek, gaz önce kömürün eğrisini kesecek, ikinci yakıt olacak, daha sonra da petrolü kesecek, birinci yakıt olacak. Bu olmadı. Olmamasının en büyük sebebi de ben hep jeopolitik, son zamanlardaki bu enerji dönüşümünü jeopolitiğine bağlayarak Hindistan ve Çin'in kendi doğal kaynakları sadece kömür olduğu için buna ağırlık vermeyelerine bağlıyorum. Ne dersin bu konuda? Ya evet, kesinlikle zaten kömürde, hani kömürün sonunu konuşuyoruz. Kömür fiyatları şu son döneme kadar 100 dolarlara kadar çıktı. 70 dolarların üzerindeydi. Ya sonu gelen ve bundan sonra tüketilmeyecek bir kaynağın fiyatı bir defa herhalde 70 doların üzeri olmaması gerekiyordu. Fakat kömür fiyatlarının direnci şunu gösteriyor. Bir pazar var. Ve burada Çin ve Hindistan bu kömürü tüketmeye devam ediyor. Azalan oranlarda da olsa, azalan oran derken şimdi artıyor, pozitif olarak hala artıyor. Artış oranı azalıyor. Artış oranı azalıyor. Aynen öyle. Kısa bir örnek vereyim. Bu sene Çin'de yaşandı biliyorsunuz. Çin ile Avustralya arasında çok ilginç bir kavga oldu. Çinliler tabii öyle söyleniyor diyeyim. Avustralya parlamentosunu hack ettikleri için Avustralya ona bir şeyler söyledi. 5G'den yasakladı. İşler karıştı. Çinliler dediler ki Avustralya'dan kömür almayacağız dediler. Ama çok ilginç bir şey yaptılar. Bu sene yaşanan hadise. Tüm bu gaz fiyatlarındaki arkasında yatan sebeplerden biri de bu. Yazılı olarak vermediler. Sözlü talimatla şirketlerine dediler ki Avustralya kömürü almayacaksınız dedi. Avustralya'da yazılı bir karar olunca Dünya Ticaret Örgütü'ne başvuramadı. Yani bir yazılı bir belge olsa da hani başvurup da diyecek ki haksız bir rekabet var, mağdur olduk, şu olduk, bu olduk diye. Fakat Çin'in Avustralya'ya bu kömürünü kabul etmemesi üzerine kendi kömürünü de arttıramadı ve soğuk hava geldi ve Çin'de biliyorsun elektrik kesintileri yaşandı bu sene. Yani Çin'in ekonomisinde kömürün ne kadar daha önemli olduğunu bir kez daha gördüler. Bir de Çin'i Türkiye'de doğru okuyamıyorlar. Yani işte 3-5 STK var, Çin açıklama yaptı, ho gidiyor falan böyle bir anda yeşillenecek falan diye düşünüyor ama Çin'in toplam tüketiminde %58'in üzerinde bildiğim kadarıyla kömür tüketimi hala ama böyle devasa bir rakam. Geçen sene devreye aldı. Üretimde de tüketimde de %50'den fazla payı Çok dünyada. benim bildiğim, şimdi geçen sene tüm dünyanın geri kalanını devre aldığı 3 misli kömür santrali devreye aldı. Fakat burada küçük bir nokta var. Hani böyle adama da suçlar mı? Onlar verimsiz santralleri kapatıp daha verimli santraller açıyoruz diyor. Yani nette çok daha düşük bir rakam. Fakat bu ülkeler daha bu kış bunu bir kez daha yaşadılar. Kömürün enerji güvenindeki önemini. Ve kömürün enerji güvenindeki önemini yaşarken Çin'de fark etmediğim şeylerden biri de şu. Xi Jinping ile yardımcısı arasındaki o diyaloğu Türkiye'de kaçırıyorlar. Xi Jinping diyor ki yeşil yapacağız. İşte 2060'a nötr yapacağız diyor. Hemen ertesi gün başkan yardımcısı da kömürle aynen devam edeceğiz diyor. Bu açıklamalardan ilki tüm medyaya yansıyor. İkincisi çok medyaya yansımıyor. Fakat Çin enerji dönüşümünde çok ciddi olabilir. Niye ciddi olabilir? Mesela bugün yayınlanmış Çince dokümanın Google Translate'ten okuma imkanımız buldu. Çin'in ve Avrupa'nın ve Amerika'nın enerji dönüşüme bakışları biraz farklı. Şöyle farklı. Çin burada çok pratik bir güç görüyor. Yani eğer Çin Avrupa Birliği'nin yapmaya çalışıp da kilolarca sayfalarca yazdığı o strateji dokümanları yerine büyük hatlar, hızlı elektrifikasyon, daha çok güneş rüzgar yapsa bir anda Avrupalıları kendi oyunda vuracak. Bir anda Avrupa pazarının hakimiyeti kendine geçecek. Ki Avrupa pazarının hakimiyeti Çin için benim gördüğüm çok önemli. Bu sebeple ben Çin'in son yayınladığı dokümanlarda şunu görüyorum. Çin artan oranda Amerika'ya ve Avrupa'ya şu mesajı veriyor. Kartınızı görüyorum. Yeşilse ben daha yeşilim. Daha yeşil politikalar yapabilirim diyor.
sanki. Tabii şunu hemen belirtelim. Kömürü kullanmaya devam ediyor ısrarla. Çünkü domestik, yerel tek kaynağı o. Fakat rüzgar ve güneşte de dünyada özellikle 2008 sonrasında bir numara oldu. Gerek teknolojide, gerek üretim tüketimde emsalsiz bir, rakipsiz bir yere oturdu, değil mi? Evet. Batı'yı bence, yani şimdi Batı'nın bir üstünlüğü var ama bir şey unutmayalım. Pusulayı, barutu, matbaayı Çinliler buldu. Yani bu kadar adam, 1,5 milyon diyeyim adam, mutlaka daha inovatif şeyler bulabilir. Yani bu bir ihtimal dahilinde ve Çin'in özellikle daha kapalı olan bazı özelliklerinden dolayı, şu yüz tanıma, yapay zeka vesaire dolayı, Çin aslında tüm Batı'yı bu yenilenebilir ve iklim oyununda vurabilir. Şimdi burada bir olay var. Yıllar önce ben birebir duyduğum için söyleyeceğim. Almanya biliyorsunuz güneşte çok fazla teşvik veriyordu. O zaman Bundesnet Agentur teşvikleri düşürme hikayesi olduğunda şöyle demişti. Dedi ki başkanı, biz bu kadar teşviği Çinliler gelsin de bizim pazarımızı ele geçirsin diye vermedik dedi. Şimdi gerçek bir olay anlatayım. Türkiye'de şimdi hidrojen yakma tesisini ziyaret ettik biz yaklaşık bir ay önce. İtalya'dan veya Hollanda'dan gelen bir elektrolizörün yarı fiyatı. Şimdi siz hidrojene geçeceksiniz. Avrupa'da çok heveslisiniz. Ama adam yarı fiyatı yapıyor. Yani geçeceksek Avrupa'nın pazarıyla ve sanayisiyle geçmeyeceğimiz ortaya çıkıyor. Veya şimdi Tesla Şangay'da üretiyor. Tamam, Çinliler belki o kadar böyle süper geliyor gözükmüyor ama bir rekabet unsuru olduğunu gösteriyor ve Çinli bir arabanın küresel pazara girmesinin önünde çok fazla engel yok. Pazartesi günü Japon Nikkei'nin güzel bir haberi vardı. Çinli arabalar Kaliforniya'da bu otonom test izinleri almışlar. Pekin ve Şangay'da da izinleri var. Ve Kaliforniya'da yanılmıyorsam Google ve Vapo'nun ardından 3. 4. sırada geliyorlardı. Yani 3. 4. sıra geldiklerine direksiyona dokunmadan en uzun süre otonom gidebilme kilometresini sayıyorlar. Disengagement dedikleri bir şey sayıyorlar. Şimdi bu adamlar bu teknolojide ilerliyorlar ve Çin'in enerji dönüşümünden anladığı sorunlardan bir tanesi şu, kömürdeki temel sorun da bu. Kömür yerel bir iş, yerel istihdam, yerel politika, yerel gelir ve Sosyoekonomik nedenleri var yani. kesinlikle. Burada özellikle Çin'deki zaten en büyük açmazlardan biri. Bunu Ceren Hoca çok güzel bizim podcastlerde anlatıyor. Kömüre dayalı yerel, yani lobiler veya diyelim ki bir zincir var. Yani bir saadet zinciri demeyeyim mi? Yani bu adamlar bununla hayatlarını kazanıyorlar. Hani basit bir örnekle anlatmak gerekirse, işte mesela insanlar söylüyor, kömürden çıkalım, kömürden çıkalım. Yani mesela Afşin'e gidip de Afşin'dekilere siz yarın kömürü kapatıyoruz diyebilecek misiniz? Çin'de bu sorunu yaşıyor. Yani madenleri istihdam dolayısıyla açmak zorunda, yerel yönetimler dolayısıyla açmak zorunda ve yerel yönetimler Almanya'da da çok etkili. Yani niye kömür santralleri Tabii. kapatılamadı? Niye mesela Almanya şu anda kömürleri kapatıp nükleerleri ayakta tutsaydı süper bir emisyon olacaktı. Süper, böyle altta oldukça şey. Ama bizim nereden baksanız 4 misli gelirimiz olan Almanya'nın daha 2015'te kapatıyorum demesi de Excel'de olduğu kadar kolay olmadığını gösteriyor. Pek çok, ben de modellemeci olduğum için pek çok modeli okuyorum. Okurken kendim de Excel'de model yapıyorum. Yani böyle aşağılamış olmayayım. Ben kendim de yapıyorum. Fakat orada insanlar o Excel'de 3 hücreyi 5, 5, 6, 7 yaparken altında yatan o sosyolojik değişimlere dikkat etmiyorlar. Hatta teknik değişimlere bile dikkat etmiyorlar. Hocam, bu konuda öğrendiğim çok ilginç bir örnek var. Size anlatayım. İngiltere'de geçtiğimiz günlerde, ben başka yerde de anlattım ama İngiltere'de devlet bedava şey verdi. Isı pompası verdi. Elektrikle çalışan ısı pompası. Ve yanlış olmasın, ben hatırlıyorum, 13 kişi aldı sadece. 3 bin, 30 bin tane mi ne ısı pompası için bütçe ayırdı. Yani 13 kişi aldı. Sebebi de şu. Isı pompasında devir daim daha yüksek hızda olduğundan daha geniş borular, daha büyük radyatörler istiyor. Tamam, ısı pompası bedavaya geliyor. Bizde de Arçelik ve diğerleri de satıyor ama evdeki tüm tesisatın değişmesi gerekiyor. Adam evdeki tüm tesisatın değiştiğini duyunca vazgeçiyor. Ama biz baktığımızda mesela ısı pompası o kadar mantıklı bir şey ki, yani bir elektrik veriyorsunuz, 3 elektrik taşıyorsunuz, 3 enerji taşıyorsunuz içeri gibi düşünün. Bu siyer oranları dedikleri oranlar.
Türkiye için de çok mantıklı. Ama eğer gerçekten de bu devir daim meselesi, eğer gerçekten de bu uyum meselesi, mevcut kombili yerleri oturmayacak, tüm boralar değişmek zorunda kalacak evdeki, tüm radyatörler değişmek zorunda kalacaksa, o Excel'de teşvikle %10 artan oran gerçek hayatta hiçbir zaman artmayacak. Ve İngiltere bu sene Boris Johnson 3 milyar pound'a yakın parayı yaktılar. Enerji veriminde kullanılamadı bu para. Dolayısıyla bu enerji dönüşümünde bir Excel'de olan enerji dönüşüm var. Ben de bakıyorum bazen gülüyorum. Bazılarında da bir de gerçek hayatta olan var. Bu enerji dönüşümünde dolayısıyla bu gerçek hayatta sistemlerin, makinelerin, işleyiş biçimlerinin değişmesi biraz daha zor oluyor bence. Yani ucunda insan bunu yapacak, değil Evet. mi? Vatandaşlarla başlayacak bu ve bu dönüşümün ona bir şekilde bir yararlı, faydalı olduğunu, ekonomik olarak ona bir getiri getireceğini bilmesi lazım, değil mi? Yani ne bileyim, Ankara'da biz petrol kullanıyorduk ısınma için, sonra doğal gaz geldi, oturduk hesap ettik, kaç bunu değiştirsek ne kadar masraf yapacağız, avantajları ne, dezavantajları ne diye. Eğer avantajını görürse bunu okey diyecek, değilse reddedecek doğal olarak. Peki şimdi şu anda avantajlı görmüyor. Örneğin İngiltere'den verdiğin örnekten. Bence şimdi enerji dönüşümünde iki olay var. Birincisi şu. Güneşte yaşananlarla diğerlerini ayıralım. Şimdi pil teknolojilerini de ayıralım. Pil teknolojilerinde öğrenme eğrisi %18. Yani bu seneden seneye teknoloji, yani seneden sene değil. Pil kurulu gücü iki misline çıkınca fiyatlar %18 düşecek demek. Bu çok iyi bir rakam. Yani bu şekilde elektrikli arabalarla birlikte fiyatlar çok daha aşağı düşecek. İki şey var. Biri mekanik hareketli olan elektrik sistemleri ve makineleri. Bir de dönen bir şey olmayan elektrik sistemleri. Güneş, pil gibi. Diğer tarafta da offshore rüzgar diyelim ki doğal gaz, hidrojen yakacak santraller. Şimdi güneşteki fiyat düşüşü öyle bir yüksek ki modül fiyatlarına baktığınız zaman eğer yatırımları zorlaştırmazsanız ya Türkiye'de 2 sente, 3 sente yapılabilecek yerler var. Gerçek bir örnek anlatayım size Türkiye'den. Çok ilgimi çekti. Sağ olsun Orçun Başlak da bana diğer verileri gönderdi. Şimdi güneşte şöyle bir şey var. Mesela 100 megawatt DC panel yapıyorsunuz. 100 megawatt DC yani doğru akım. 105 megawatt, 110 megawatt da AC ile şebekeye bağlıyorsunuz. Yani alternatif akıma çeviriyorsunuz, bağlıyorsunuz. DC tarafını 1,6 katı fazla yapmışlar. 160 megawatta 100 megawatt yapmışlar. Güneş doğar doğmaz hemen tepeye çıkıyor böyle üretim. Tüm gün tepede duruyor, aşağı doğru iniyor. Dolayısıyla güneşte o kadar maliyetler düşüyor ki birçok şey yapmak mantıklı hale geliyor. Bunlardan bir tanesi de şu olacak çok büyük ihtimalle. İngilizcesi overbuild, fazla yapmak. Yani mesela diyelim ki Türkiye'nin hesapladık, işte eski modeller vardı koyuyorduk. İşte 30 bin megawatt güneş alır diyor sistem. Farz edelim ki bunun fiyatı 1,5 sente düştü. 1,5 sente düştü. Ben de ortalama elektrik fiyatını 30 sent hesaplıyorum. Misal olarak. Yani 3 sent, pardon, 3 sent hesaplıyorum. 30 dolar bölü megawatt saat olacaktı. 1,5'sa o zaman ben 2 misli yapayım. 60 bin megawatt güneş yapayım. Ürettirmediğime de parasını veririm. Sonunda gene ben ortalama toptan elektrik satış fiyatının altında kalabiliyorum. Yarın öbür gün onu hidrojen yaparım. İşte sabah kalkındısı, akşam başka bir şey yapabilirim. Yani bu enerji dönüşümünde güneşin oluşturduğu o büyük çarpan etkisi, o büyük fiyat düşüşü ve bunun aslında basılabilir bir teknoloji olması, yani printable bir teknoloji olması, olayın rengini, senaryoları ve yeni kavramları da beraberinde getiriyor. Overbuild gibi, işte başka sentetik atalet gibi pek çok konuyu getiriyor. Ben o yüzden şöyle bakıyorum burada. Çocuklara çok verdiğim bir örnek vardı. Yani çocuklar derken de gençlere verdiğimiz bir örnek var. Mesela elektrikli arabaya biniyorsunuz. 1300 kilo Ankara'dan. İstanbul'a geliyorsunuz elektrikli arabayla. 1300 kilo. Arabanın ağırlığı değişmiyor. Tüketilen bir madde yok. Veya güneşi düşünün. Güneşle alıyorsunuz asansörler. Mesela Türkiye'nin bir anda tüm elektriğini güneşten ürettiğini düşünelim. Bir anda sadece. O anda Türkiye'de elektrik yardımıyla yer değiştiren tüm kütleler, buharlaşan sular, yani elektrik enerjisi diyorum, kettle'lar, her şeyde bir enerji geçişi olurken hiçbir kütle tüketilmemiş olacak.
hiçbir kütle tüketilmemiş olacak. Hiçbir kütlenin, kainattaki hiçbir kütlenin yeri değişmemiş olacak. Fotonların kütlesi. Bu kuantum fiziğine dayalı bir elektrik sistemi. Ama rüzgar ve diğer dönenler biraz daha farklı bir dünya. Ben şöyle görüyorum. Fosil kaynaklardan yenilenebilir kaynaklara geçmiyoruz. Burada fosil kaynaklardan öyle bir teknolojiye geçiyoruz ki doğal atmosferden aradığımız enerjiyi üretebileceğimiz bir noktaya geçiyoruz. Dolayısıyla oradaki teknoloji vektörünü bu enerji dönüşümünde ıskalamamak lazım. Bunu derken de hocam hızlıca hem size şu Osmanlı sorusunu soracağım, o yüzden oraya getirmek istiyorum. Aslında her yeni enerji teknolojisinde bir teknoloji de mümkün oluyor. Yani odunu evin içinde yakabiliyordunuz görünen o hut dediğimiz çamurlu yani şey. Ama kömür evde yakamazsınız. Baca lazımdır. Ve doğalgaz için kombi lazım. Yani bir sonraki enerji kaynağını kullanmak için yeni teknolojilere ihtiyacınız var. Bu hidrojen için de böyle Abi olacak. hemen sözünü keseyim. Bu enerji dönüşümü grafiğinin üstüne geçenlerde yaptım. Enerjideki inovasyon grafiğini çizdim. İnovasyonlar her zaman örneğin kömür çağı gelecekse kömürün inovasyonları gelmiş, maksimuma ulaşmış. Ondan sonra kömürün tüketimi artmış. Dolayısıyla bu olacak yeni teknolojilerin katkısı çok büyük burada. Hocam benim sorum tabii şu. Ben aslında bunu Alaaddin'e de sordum. Alaaddin Tok'a da sormuştum. Size de sorayım. Bilmediğim bir soru. Cevabını bilmediğim. Siz TKI'nin kömür tarihi kitabında yazdınız. Osmanlı'da petrol kitabında yazdınız. Oysa bu konuda çok hakim birisiniz. Osmanlı enerji dönüşümünü niye yapamadı? Hata neredeydi? Oo, şimdi ben sana sorular soracaktım. Şimdi hayatım, bütün enerji dönüşümleri, özellikle İngiltere'de bu sanayi devrimindeki enerji dönüşümü ile ilgili iki makale yazdık son 2 senedir. Orada çok inceledik bunu. Bütün enerji dönüşümleri bir başat güçte başlıyor. Yani hegemonik güç dediğimiz, biraz sonra jeopolitikte de buna değineceğiz. Onda başlıyor. Niye? Çünkü para onda, teknoloji onda, her şey onda. Ve bu giderek diğer ülkelere doğru yavaş yavaş ülkelerin kalkınmışlık düzeyleri ve kapasitelerine göre diğer ülkelere doğru yansıyor. Örneğin kömür önce İngiltere'de başladı, daha sonra Fransa, Almanya'ya, Kara Avrupa'sına geldi, daha sonra diğer ülkelere doğru yansıyor. Bu bir ülke bu dönüşümleri ne kadar önce fark edip de bu teknolojiyi kendisi geliştirebilirse o ilk kervana yani o yarışmadaki ilk 10'luk 20'lik grubun içine girebiliyor. Değilse nal topluyor. Olay çok basit. Örneğin dünyadaki ilk kömür İngiltere'de 1750'lerde falan iyice arttı ve 1760'ta da James Watt'ın buhar makinesini icat etti biliyorsunuz. Ondan sonra buhar makinesinden sonra giderek arttı. Ve hep aynı örneği veriyorum. Türkiye'deki kömür ilk defa ne zaman işletildi biliyor musun? Zonguldak'ta 1848 yılında. Yani 110 yıl biz kömürün farkına varmadık. Ta kömür 2. Mahmud'a bir İngiliz Ermeni grubu bir gemi hediye ettiler de o da o gemiye binip Marmara'da dolaşırken kömürle çalıştığını anladı. Ondan sonra kömür işte biliyorsunuz bu Uzun Mehmet hikayesi Zonguldak'ta falan ondan sonra başladı. Petrole gelelim. Petrol de 1859'da Amerika'da ilk. Gerçi Azerbaycan'da 1848'de başlamıştı ama 1859 diyelim. Onlar başak güç olduğu için onlarınkini kabul edelim. Bizde ilk petrol bulgusu 1848'dir. Ticari petrol. Yani bak arada aşağı yukarı bir asırda petrolde kaybettik. Yani birçok nedeni var. Yetişmemiş insan gücü, sermaye bulamama filan filan, tarihsel gelişim, path dependency diye bir kavram var biliyorsun. Geçmişteki şey geleceğin de bir yansıması oluyor. Birçok bunların nedenleri var ama en temel neden çağı anında yakalayıp gereğini yapamamak diyebiliriz. Oradan buraya gelelim istersen. Şimdi dünyada çok ciddi bir enerji dönüşümü var. Bunlar hızlı bir şekilde özellikle Almanya'sı, şimdi Amerika'da bu Biden'dan sonra yepyeni bir program başladı. İşte Green Deal'lar açıklanıyor. O kadar önemli ki bu adına Green Deal falan veriyor. Bu Roosevelt'in New Deal'ine atfen yeni bir programlar başlıyor falan.
Türkiye'nin de hep söylüyoruz bunu mutlaka ve mutlaka bir şekilde yakalaması lazım. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Sence nasıl Türkiye'deki durum? Asıl kritik soruyu ben sana sorayım. Dünyadaki bu değişime Türkiye ayak uydurabiliyor mu? Uyduramıyor mu? Bir noktayı daha söyleyeyim. Birçok insan Türkiye'deki yenilenebilir konusunda çok geri kaldığımızı düşünüyor. Maalesef rüzgarda, güneşte, jeotermalde dünya sıralamasına girecek kadar büyük başarılar kaydedildi. Jeotermalde dünyada dördüncüyüz. En hızlı jeotermal tarihçesi boyunca hızlı kapasitesini artıran ülke konumundayız. Rüzgar ve güneşte de öyle. Bunu da bir eleştiri olarak söyleyeyim. Bakanlık biraz kamuyla ilişkilerini biraz daha artırmalı ve onları biraz daha bilgilendirmeli diye düşünüyorum. Bütün bu çerçevede şimdi sözü sana bırakacağım. Ne diyorsun? Türkiye bu konuda olumlu adımlar atıyor mu? Kömür ve petrol konusundaki kaçırdığı yüzyılı bu sefer yakalayacak mı, yakalamayacak mı? Hocam siz de aslında bu konuyu en iyi bilen kişilerden biri siz olduğunuz için ben buna cevap vereceğim. Biraz az geride cevap vereceğim. Şöyle başlayayım. Şimdi enerji dönüşümü dediğimiz şeyden herkes aynı şeyi anlamıyor. Sürdürülebilir kalkınma gibi oldu biraz. Şimdi Amerika'nın baktığı noktada Amerika bir sürü açıklama yayınladı. Bakıyoruz şimdi Biden ilk 100 günlük icraatlarına bakıyoruz. Amerika ibreyi biraz ulaştırmada çeviriyor. Çünkü şu andaki Enerji Bakanı eski Michigan valisi galiba ve oradaki otomotiv sanayisi çok güçlü olduğundan otomotiv sektörü de hemen Enerji Bakanı'nın o taraftan geldiğini görünce hemen GM açıklama yaptı. Ben dedi hemen dedi elektrikli arabalara geçiyorum dedi. Hatta bu Super Bowl'da çok güzel bir reklam yayınladılar. Norveç'i geçeceğiz falan diye. Amerika'nın baktığı noktadan Amerika daha pragmatist gidiyor. Yani asıl enerji dönüşümde Türkiye'de de atlanan şeylerden biri o. Türkiye'de basit bir mantık var. Ne var? Kömürü kapatıyoruz, ağaç dikiyoruz, hop iklim süper oluyor falan. Hani Sezen Aksu'nun şarkısında yok böyle bir dönüşüm. Yani bu sistemin Türkiye'deki enerjinin üçte biri doğalgaz, üçte biri petrol. Hani baktığımızda. Şimdi Amerikalılar burada çok güzel bir şey yaptılar, pragmatist bir şey yaptılar. Ne yaptı? Biden yönetimi ulaştırmada hem sopayı gösterdi, hem bakanı gösterdi, hem de zaten oradaki sanayi yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Ki Biden'ın ilk iklim değişikliği açıklamalarından biri de şu, kamuya alınacak tüm araçlar Amerika'da yapılmış elektrikli araçlar olacak dedi. Şimdi bu da çok önemli mesaj. Amerika'nın verdiği mesaj bence çok pragmatist, doğru ve mevcut bir sanayi rekabetinde sanayi dönüştürerek ilerlemek yönünde olan bir şey. Şimdi bu Avrupa Birliği'ne gelince ben arada Avrupa Birliği ile alakalı çok kızgınlığım da var. Yani neden takip ediyoruz ediyoruz. Hocam siz de biliyorsunuz. Genç arkadaşlar bilmiyor. Bu Avrupa Birliği bir şeyden 5 sene sonra başka bir şeyden. Döner 5 sene sonra başka bir şeyden. Ya bir de dönüp de bir seferde 5 sene önce böyle demiştik de demiyorlar. Çok uyanıklar. Yani hani adamlar profesyonel siyasetçi. Şimdi Green Deal'a baktım. Yani dün tekrar baktım. Ya dedim ben dedim bu adamlara haksızlık ediyorum. Bir daha okuyayım. Eylem planlarına baktım. Böyle. Her şey ama her şey. Hani o Cem Yılmaz'ın esprisindeki gibi ama her şey böyle. Her şey aklınıza gelecek her şeyi doldurmuşlar. Tamam eyvallah. Şimdi bir tarafta parça parça bu işi çözmeye çalışan bir Amerika var. Diğer tarafta tüm böyle Avrupa'yı A'dan Z'ye tırnaktan bilmem neye dönüştüreceğini iddia eden bir Avrupa var. Diğer tarafta da daha fazla yenilenebilir yapacağım. Ben bunları şebekeye entegre edeceğim. Daha temiz elektrik üreteceğim. Pazarımı arttıracağım. Elektrikli arabamı arttıracağım. Yenilenebilir arttıracağım. Daha yüksek üretim kapasiteleri yapacağım diyen bir Çin var. Şimdi buraya baktığınızda demek ki her ülke kendi sanayi rekabetçiliği ekseninde bu enerji dönüşümü tanımlıyor. Mesela İngiltere'de offshore rüzgar diyor. Türkiye'de bu noktada kendi rekabetçiliği ekseninde bir enerji dönüşümü tanımlasa çok daha iyi olur. Şimdi ben burada resmi görüş verme hiçbir şekilde hakkım yok. Dolayısıyla Bilkent Enerji Politika Araştırma Merkezi'nde bir araştırmacı olarak şöyle söyleyeyim. Burada Türkiye kendi ekseninde bir enerji dönüşümü tanımlamak zorunda. Buradaki en büyük sorunlardan biri şu. Avrupa'nın enerji dönüşümü benim korkum şu ki biraz STK'ların ve lobilerin eline sıkıştırdığı bir dönüşüm. Yani hidrojene geçişte ülkeler tek tek yan çiziyorlar. Yani ulaştırma sektörü olmaz diyor. Volkswagen olmaz diyor. Audi olmaz diyor. Bosch olmaz diyor. Alman Ekonomi Bakanı çıktı en son. 2030'dan sonraya bakarız dedi. Resmi açıklama yani. Ama hidrojeni en çok gördüğümüz ülkeler lobilerin güçlü olduğu yerler. Japonya, Avrupa Birliği. Bunlar ne lobileri? Ulaştırma ve petrol lobileri veya enerji lobileri demek. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin enerji dönüşümü
Türkiye için doğru yol değil. Ama ticaretinden dolayı etkilenme geçmişte de oldu, şimdi de olacak. Yani görünen o. Türkiye'nin kendi yapabileceği en önemli şeylerden biri şu. Çin'de bu tedarik zinciri sorunları da oluştuğu için Türkiye yerli güneş enerjisi ve rüzgar sektörünü güçlendirebilir. Benim orada en büyük istek yerli lityum üretimde yapıldı. Fakat pil üretimindeki sorun şu, pek çok kişi anlamıyor. Hani Tesla'yı davet edilir, gel burada hani üretsin falan diye. Adam pazara bakıyor. Ne kadar büyük bir pazarsın diyor. Sen ne kadar büyük bir pazarsın diyor. Şimdi Türkiye'de elektrikli araba dönüşümündeki en büyük sorunlardan biri ne? Arabayı ilk aldığında vergi 3 misli. 10 yıl kullanınca vergi 500 liraya düşüyor. Yani vergi ters hareket ediyor. Ters hareket ettiği için de birinci elden çok ikinci elde araç satışları çok fazla. Ve sen böyle bir piyasaya birinci el araç üretmek istemez bir elektrikli araba üreticisi diyelim ki. Birinci mesele bu. Peki en Dolayısıyla bu son bu elektrikli arabaların vergilerin artırılmasına ne diyorsun? Tam burada soruyu. ben orada çok net açıkladığım bir şey var. Şimdi enerji dönüşümünde adalet ekseninde bakmamız lazım. Şimdi adam Porsche Taycan alıyor. Valla standart bir Corolla alan kadar vergi ödemiyordu. Bu doğru değildi. Yani adam elektrikli araba alabiliyor diye devlete daha az vergi ödemesini ben doğru ve kabul edilebilir bulmuyorum. Eğer bir enerji dönüşümü yapılacaksa buradaki vergilerin orta ve alt sınıfı avantajlı hale getirmesi lazım. Ya diğer adam işte 1,6 milyondan 1,8 milyon ödemiş. Onun için çok büyük bir rakam olmayabilir. Ama alt taraftaki adamın 200 binden 400 bin lira ödemesi çok daha büyük bir sorun. Bu yüzden Maliye Bakanlığı'nın ne yaptığını anlamaya çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi yanılmıyorsam daha pahalı arabaların vergilerini daha da arttırarak aslında bir adalet vurgusu yaptılar. Fakat sorun şöyle büyük. Türkiye benim deyimimle bir sudo yani yalancı petrol devlet. Çünkü gelirin önemli bir kısmı petrolden elde ediyor. Tamam biz petrolden üretmiyoruz ama maliye gelirlerin önemli bir kısmı petrolden geliyor. Ben o yüzden diyorum sudo oil state diyorum. Yani gelirlerin buradan geliyor. Dolayısıyla bu elektrikli arabalara geçişte maliyeciler nasıl vergi toplayacağız diye de bence düşünüyorlar. Vergi kaybı olmasın en büyük önemdir biliyorsunuz. Türk maliyesinde belki bence çok iyi biliyorsunuzdur. Fakat burada teknolojik önlemlerle yol vergisi tek yol. Yani kilometre başına bir vergi, başka türlü şehir içi vergisi gibi farklı kademeli vergilerle araç vergilerinin kademeli olarak azaltılması ve mümkünse akaryakıt vergilerinin de kaldırılması, bunun yerine yol vergisi, congestion dediğimiz sıkışıklık vergisi gelmesi çok önemli olacak. Türkiye'de enerji dönüşümünü hızlandırabilecek yöntemlerden biri. Ama vergiler hiçbir yerde popüler değil. Bunu söylerken Avrupa Birliği niye hala karbon vergileri konusunda sınıra koyuyor da kendi içinde zorlanıyor diye. Gilets Jaunes yani sarı yelekleri hatırlıyorsunuz Fransa'da. Tamam onlar karbon vergisi üzerinden sokağa dökülmedi ama Fransız hükümeti karbon vergisi getirmesiyle eylemler eş zamanlı oldu. Yani tamam değil diyorlar ama hani baktığımızda eş zamanlı. Tüketiciye koyduğumuz vergiler tüketiciyi daima mutsuz ediyor. Bu net. Ve bu vergileri koyabilmek için doğru konjektürler olması lazım. Ve bu yüzden tüm dünyada bence maliyecilerin işi çok zor. Türkiye dahil. Fakat her halükarda şunu görüyoruz. Enerji dönüşümü vergi toplama şeklini değiştirmek zorunda bırakabilir Türkiye'yi. Peki demin Türkiye kendi ekseninde enerjiyi dönüştürmeli dedin ve yerli teknolojilerin özellikle güneşte olması gerekli olduğunu söyledin. Bu doğrultuda gidelim mi? Şimdi yenilenebilir enerjinin her yerde söylediğimiz bir şey var. Evet rüzgarı Türk, güneşi Türk, jeotermali Türk ama o arada onu kullanılabilir enerjiye çeviren aygıt Türk değilse hiçbir zaman onları da bir yerli olarak hale almamak gerekir. Bu, ne diyorsun? Bu yenilenebilir enerji teknolojilerin Türkiye'de geliştirmesi konusunda bir takım girişimler var biliyoruz. Hangi seviyededir? Ne yapılması gereklidir? Onlardan bahseder misin biraz? Ya bir defa Türkiye'de enerjiye bakış açısında bir fark anlamamız lazım. Türkiye'de kamuculuk ve piyasacılık diye iki ekol var gördüğümüz kadarıyla. Kamucular ya her şeyi devlet yapsın, işte kamudur, hizmettir falan diye gidiyor. Fakat bu yolda devletin iyi anıları yok. Birikmiş borçlar ki bugün Brezilya'da da 20 milyar dolara yakın borçlar birikmiş durumda, sübvanse edeceğiz diye. Dolayısıyla piyasacılık diye başka bir ekol daha güçlü. Doğru yanlış bunu ayıralım ama enerjide iki ekolün birbiriyle çatışması var.
Fakat ikisinin de devlette veya politikalarda belirli görevleri olacak biri. Bu sebeple teknoloji geliştirmek istiyorsak bence teknoloji geliştirmeyi de özel sektör marifetiyle yapacak adımları atmamız gerekiyor. Ve burada çok biz eskiden pek anlamıyorduk belki ülke olarak ama teknoloji geliştirmek dediğin şey Alman devleti Siemens'e parayı veriyor da veriyor, veriyor da veriyor Ar-Ge için. Yani muazzam rakamlar veriyor. Amerika'da Tesla'ya verilen borç 460 milyon dolardı. Nobel ödüllü Steven Chu'nun para verdiği Solyndra 500 milyon dolar kredi aldı ve battı. Şimdi bu enerji dönüşümünde eğer büyükler gibi oynamak istiyorsanız büyükler gibi para harcamanız gerekiyor. Yani işte para nereye gitti, ne oldu falan diye baktığınızda bu iş olmuyor. Dolayısıyla Türkiye Ar-Ge'ye para yağdırmalı. Niye yağdırmalı? Bir, sektörü cezbetmek için. Abi işte Ar-Ge'de devlet para veriyormuş falan diye. Çünkü özel sektörün Ar-Ge'ye girmekte tek bir amacı var. Para almak. Yani baktığında adamlar ne alıyor? Oradan da bir şey üretip büyük bir pazar kazanmak. Türkiye'de bir özel sektör rekabetçiliğiyle Ar-Ge oluşturulması lazım. Ve bunun için devletin büyük paralar harcaması lazım. Eğer para yoksa bence hiç konuşmayalım. Böyle insanların sırtı sıvazlanarak daha fazla Ar-Ge çalışması falan olmaz. Bu sebeple sektör ve üniversitelerin de bir araya gelmesi için bu paralar verilirken bunlar zorlanmalı. Çünkü bunlar birbiriyle pek uyumlu değiller. Yani sektör çok müteahhit, akademisyenler de çok kitabi. İşte bunları bir şekilde çalışmak zorunda, birbirlerini öğrenmek zorunda bırakacak bir şey oluşturulması lazım. Dolayısıyla burada rüzgar ve güneşte gerçekten biz eğer teknolojimizi geliştireceksek, üçüncü bir unsur olarak söyleyeyim, evlilik de çok önemli. Tüm dünyada en hızlı teknoloji transferi evlilik yoluyla oluyor. Ve bunu Türkiye'de kendi başına da geliştirebilirsiniz. Pek çok kişi şunu anlamıyor. Evde bile güneş paneli üretmeniz mümkün. Yani çok bile mucitler görüyorsunuzdur. Kendi rüzgar türbinimi yaptım. Afrika'da biliyorsunuz bir çocuğun filmi var bununla alakalı. İşte kendi güneş panelimi yaptım. Bilmem bana destek olun falan. Sorunu değil ki. Sorun kitlesel ticaretleştirme sorunu. Ürünü verip 10 sene destek verip işte garanti verip böyle bir ürün üretmek önemli. Yoksa laboratuvarda ürün üretirken Elon Musk çok güzel bir şey söyledi bu pille alakalı. Evet dedi, laboratuvarda bir pili dedi, ticarete çıkarmak dedi. Sandığınızdan o kadar zor ki çok zor dedi. Ve biz de dedi laboratuvarda yaptığımız şey dedi 5 seneden önce sözünü veremiyoruz dedi bunun böyle olduğuna dair dedi. Şu anda lityum metal piller var. Geçen sene demonstre edildi. Büyük hisse artışı oldu. Piyasaya girişi 2024 ve adamların harcayacağı rakam 1 milyar dolar. Şimdi bizde şöyle oluyor. Laboratuvarda bir arkadaş çıkıyor işte ben lityum pil yaptım diyor. Devlet destek olsun. Yani devlet desteği dediğiniz Türkiye'de 10 milyon, 20 milyon yani taş çatlasa diyelim ki. Dolayısıyla teknolojide eğer ciddiysek, güneşte, rüzgarda ciddiysek çok büyük Ar-Ge paraları harcamamız lazım. Ben bu taraftayım. Özel sektör rekabet ettiren yüksek Ar-Ge rakamlarıyla bu yolda yürümezsek bu yol böyle ufak kıyıda köşeden vedakarlıklarla yürünecek bir enerji dönüşümü değil. Çin'de yani tam tahmin hani, kelebek gibi para harcıyor diyeyim yani öyle hani şey anlamında. Amerika da deli gibi para harcıyor. Avrupa Birliği de trilyon dolarlar, milyar dolarlardan söz ediyor. Dolayısıyla ilk önemli nokta şu. Önce parayı açalım. Para havuzunu açalım. Ar-Ge'de. Ve bu para havuzunu açarken de hedefli teknolojiler ve şunu da unutmamak gerekiyor. Bu paraların birçoğu yanacak. Ben size bir örnek vereyim. TÜBİTAK çok fazla proje yaptırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğerleri. Ticari ürün çıkmadı gibi gözüküyor. Yani ticari ürün çıkmadı. Çünkü TÜBİTAK da ticarileştiremez, bakanlık da ticarileştiremez. Çünkü ticari ürün farklı bir alan. Destek vereceksin, müşteri hizmetleri, testler yapacaksın. Fakat ne oldu biliyor musunuz? O projeler esnasında yetişen çocuklar şirketler kurdular. Türkiye'nin çok başarılı enerji danışmanlık şirketlerini kurdular. Simülasyon şirketlerini, donanım şirketlerini kurdular. Dolayısıyla devletin yatırdığı Ar-Ge'deki birinci amaç ticari ürün değil, yetişmiş insan kaynağı, startuplar ve spin-offlar olmalı. Beklentiler değişmeli yani. Eğer bunu da doğru oturtursak ki bizim Bilkent'te yazacağımız bir yazdıkları bir kısmı kaldı. Hidrojen raporunda da buna değiniyoruz. Devlet Ar-Ge'de beklentisini değiştirmeli. Kamuoyu Ar-Ge'de beklentisini değiştirmeli. Çok daha fazla para harcamalı. Evlilikleri teşvik etmeli. Bunun uzun bir maraton olduğunu bilmeli.
Bence bu asıl hani biraz konteks dışında olacak ama bence asıl yöntem Çok güzel, çok 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 güzel özetledin. Yani tamamıyla katılıyorum. bu. Özellikle mesela TÜBİTAK'ın araştırma açıyorum işte enerji konusunda. Bence çok yanlış. Onun yerine belirli spesifik alanlar belirlenmeli. Bütün kurumların örneğin güneş teknolojisi konusunda işte A laboratuvar birinci düzeyde, B ikinci düzeyde, C üçüncü düzeyde denilmeli. Ve spesifik olarak sen şunu yap, al sana para, sen şunu şuradan şuraya getir, ikinci level'dan dördüncü level'a getir gibi bir yaklaşım olmalı. Bununla da senin dediğini birleştirmeliyiz. Evet. Çok Ben çok çok özellikle doğru. Fatih Bey bu EPDK'da dağıtım şirketlerine Ar-Ge bütçesi verilmesinin öncüsüydü. Fatih Bey kurul üyesiyken hep şey diyordu. Ya Avrupa Birliği ne kadar harcıyor? %2 GDP harcıyor. Şey Ar-Ge'ye %3 harcıyor. Biz kaç harcıyoruz? O zaman bizim binde 2 3 mü neydi? Fatih Bey bunu çok dert ediyordu falan. Ondan sonra bu EPDK'nın dağıtım şirketleri bütçesine bir Ar-Ge parası eklendi. Bu para eklenince çok ilginç bir şey oldu. Şirketler önce anlamadılar. Yani oyun değişiyor ama onlar hala müteahhit bakışıyla bakıyorlar. Yani kazacağız, takacağız, yapacağız, gideceğiz falan. Bu Ar-Ge bütçesi ne falan diye. Bir süre sonra bu parayı harcayabilmek için Ar-Ge departmanları kurdular. Doktoralı insanlar istihdam ettiler. Projeler gelmeye başladı. Projeler geldikçe üste baskı olmaya başladı. Bak ürünler oluyor. Mesela bugün elektrik dağıtım şirketleri startupları destekliyor. Girişimcileri destekliyor. Bir para dağıtılıyor ve önümüzdeki 5 senede 1 milyar TL'leri daha var. Ar-Ge parası. Tabii başvurup almaları gerekiyor. EPDK biraz o konuda çok ketum, biraz üçte bir gibi falan kabul ediyor projeleri benim bildiğim kadarıyla bir istatistik olarak. Ama bu projeler ve bu paralarla oluşan ekosisteme bakın. Startupları dedik. Girişimcileri hareketlendirdik. Yani Türkiye'de genç insanlar bir işe girerek değil, kendi işlerini kurarak da enerji sektöründe yazılımdır, akıllı sistemlerde donanımdır falan diye bir yola girdiler. Fakat bu yol kolay olmadı yani. 3-5 sene boyunca paralar harcanamadı, kim ne yapacağını bilemedi, Ar-Ge ne ya falan diyen oldu. Ama şu anda o para Ar-Ge'yi şirketlerde kurumsallaştırdı. Şimdi artık Ar-Ge departmanları var. Ki devletin bence özel sektörün tamamında oluşturmaya yapması gereken şey şu. Eğer biz gelecek inovasyon diyorsak, enerji dönüşüm, inovasyon üzerine diyorsak, dijitalleşme, dekarbonizasyon, desentralizasyon diyorsak bunu kamu yapmayacak. Bunu özel sektör yapacak. Ve ben orada bir hesap daha yaptım ama bunu hani net olarak söyleyemem. Aslında Ar-Ge'de en pahalı Ar-Ge'yi devlet yapıyor. Çünkü devlet ekonomi tabiriyle crowding out yapıyor. Devletin girdiği yere diğerleri girmiyor. Devlet ben pil üreteceğim dediğinde özel sektörden kimse girmiyor. İki, yıllarca sürünüyor bu projeler baktığınızda. Ve o süründüğü için de kötü anılar kaldığından bir sefer daha o sistemi ayağa kaldırmak çok zor oluyor. O yüzden özel sektöre dayalı bir Ar-Ge stratejisi enerji politikalarının temelinde olmalı bence. Peki, bu konuda ayrı bir seninle program yapalım, uzun uzun tartışalım. Çok fazla sevgili Barış vaktimiz de kalmadı. Konumuz olan şeye de fazla değinemedik. Bize son 3-5 dakika bu fosil yakıt çağının jeopolitiği neydi? Yenilenebilir enerji çağında bu enerji dönüşümün gerçekleşirse jeopolitik enerji jeopolitiğinde neler değişecek? Kısaca bir özetler misin bize? Tamam, Oxford Enerji'nin çok güzel bir yayını çıktı. Biz de şimdi Bilkent'te haftaya yayınlayacağız büyük ihtimalle. Farklı bir bakış açımız var. Jeopolitikte tabii herkesin Orta Doğu perişan olacak. Petrol üreticileri perişan olacak. İşte bunlar kime satacaklar ürünü falan diye bir Rusya ne olacak diye tartışmalar var. Araplar da çok farklı bir noktadan yaklaşıyorlar. Diyorlar ki dünyada son tüketilecek petrol bizimki olacak. Çünkü emisyonu en düşük olan bizimki diyor. Eğer diyor siz zaten diyor doğrudan geçemezsiniz diyor. Gaza geçeceksiniz. Gaz kaynakları da bizde diyor. Zaten gazın çoğunu da biz üretiyoruz diyor. Hani saymazsanız orayı da burayı da diyor. Artı diyor eğer hidrojene geçeceksiniz de diyor zaten en ucuz maliyet bizde. Petrol kuyuları da burada diyor. Gazı size hidrojen yapar veririz. Karbonu da aşağı depolarız diyorlar. Yani hani perspektifler farklı ve bunları görmek çok önemli. Biz düşünüyoruz ne yazıyoruz kafadan? Araplar gitti falan diye. Diğer taraftan Avrupa'nın jeopolitik anlamında Avrupa'da diyor ki ben diyor bir yeşil geçiş yapıyorum ama diyor herkes diyor babayı yedi diyor. İşte Ruslar görecek, pazarım daralacak, Afrika daralacak, o daralacak, bu daralacak diyor. Ama sorun şu. Avrupa o kadar fosile dayalı bir ekonomi ki. Avrupa'da mesela araba üreticilerini elektriğe geçirmek için Merkel biliyorsunuz Volkswagen ID.3'ün önünde
Verdi yapacaksınız falan dedi. Volkswagen hala işi bence ciddiye alıp da bir elektrikli Passat yerine oyuncak araba üretiyor. Yani yerleşik büyük teknoloji mogullarının olması sistemin dönüşümünü zorlaştırıyor ve yanlış taraftan girdiklerinden dolayı. Ama bir dönüşüm orada da oluyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla Afrika ne kadar büyüyecek? Bu çok önemli. Bir de şunu düşünmemiz lazım. Biz yeşil enerji, Green New Deal Avrupa'daki, Amerika'daki, Green New Deal Amerika'daki, European Green Deal'da Avrupa'daki bunlar kardeş gibi ama bir sorun var. Aslında New Deal'ın kendisi de ekonomi teoricilerince başarılı olmamış bir şey. Yani isminden kaybediyor. Çünkü Roosevelt'in New Deal'ı değildi orada asıl sistemi dönüştüren. Orada zaten kriz yaşanmış ve İkinci Dünya Savaşı'ydı çok büyük ihtimalle. İkinci Dünya Savaşı'nda o yapılan o büyük harcamalar, askerleri verilen paralar onun harcama olarak, booming olarak geri gelmesiydi. Şu anda şunu görmemiz lazım. Yarın OPEC toplantısı var. Perşembe'de OPEC toplantısı var. Ve bu ülkeler paniğe kapılırlarsa, yani biz petrolümüzü bir an önce üretemezsek, dünyada pazar daralıyor derlerse. Ki işte atıyorum 1 milyon elektrikli araba olduğunda petrol talebinde önemli bir düşüş olacak. Daha fazla olduğunda, 10 milyon olduğunda daha fazla düşüş olacak. Şimdi petrol ülkelerindeki en büyük sorunlardan biri buydu ama ikinci bir sorun daha çıktı bu sene. Gıda fiyatları. Gıda fiyatları tüm dünyada artıyor. Bize Türkiye'de zannediyorlar. Ayçiçek yağı dünyada rekor kırıyor. Türkiye'deki insanları geçtik. Fakir ülkelerdeki insanların bile bunlara parası yetmeyecek. Şimdi Rusya buğdayı da azalttı. Aslında Arap Baharı'ndan önceki bir dünya gibi oldu tekrar. Yüksek gıda fiyatları, petrol üretici ülkelerin gelirleri düşüyor. Buradaki hikaye şu. Bu jeopolitik geçiş çok sancılı olacak. Enerji dönüşümünde çok çok sancılı olacak. Ve burada bence çok kırgı, döküntü, pek çok şey yaşanacak. Ki bunlardan bir tanesi Suudi Arabistan yaşıyor. Dün akşam Amerika Suudi Arabistan'la ilgili açıklamalarını yaptı. Bence biraz sert bir açıklama da yaptı orada. Yani sert de bir açıklama yaptı. Dedi muhatabımız dedi. Kral Salman da dedi. Muhammed bin Salman Veliaht Prensi'nin dedi. Muhatabı da dedi. Savunma Bakanı'dır dedi. Yani şimdi bu mesajlar düşük petrol fiyatları, OPEC toplantısı. Şimdi Suudiler Ruslarla anlaşacak mı? Anlaşacak mı? Benim gördüğüm burası çok karışacak. Yani karışmaya devam edecek. Nijerya, diğer ülkeler karışıyor. Fakat olayın bir diğer tarafı daha var. Ben merak ediyorum. Bilmiyorum. Belki biz dinleyenler bu kadar kaldıklarına göre onlara da sorayım. Aslında bir petrol şirketi için en mantıklı olan enerji dönüşümüne madene girmesi. Çünkü nikel, kobalt, bakır gibi dediğimiz madenler tam da petrol iş modeline yakın modeller. Ama bunlar elektriğe girmeye çalışıyorlar. Ki elektrik çok apayrı bir iş modeli. Dün CERAWeek'te çok güzel bir söz söyledi. Köre dedi ki yeni petrol bakır dedi. Gerçekten de eğer Çin bu kadar hat yapacaksa, Amerika bu kadar hat yapacaksa, bu kadar yenilenebilir, entegre edilecekse bakır yeni petrol olabilir mi? Sorulardan birincisi bu. İkincisi kritik materyallerle bitireyim ben. Kritik materyallerin daha da kritik olduğu bir dünyaya gidiyor isek ve bu kritik materyalleri bir an önce ele geçirmek çok daha önemli bir hale gelir ise ve petrole bağımlı düşen bir Amerika'nın Körfez'de yeteri kadar gemi barındırmadığı fakat daha mineral kaynakları yüksek olan Moğolistan, Democratic Republic of Congo, Latin Amerika gibi ülkelerin öne çıktığı bir dünya düzenine geçilebilir mi? Bunların hepsi bence çok mümkün. Yani coğrafya değişecek değil mi? Petrol, doğalgaz ve kömürün bulunduğu coğrafyalarda ve bulunduğu ülkelere sağladığı üstünlük giderek önemini yitirecek. Onun yerine işte kadmiyumdur, nikel gibi elektrik depolamasında önemli olan kritik mineraller ile nadir toprak elementleri, değil mi? Rare earth minerals dediğimiz mineraller çok daha önem kazanacak. İşte burada bu hani senaryo çalışmasının dinamiklik tarafı devreye giriyor. Şimdi petrol fiyatları aşağı giderken farz edelim ki Nijerya'da büyük olay oldu. Irak'ta sorunlar oldu diyelim ki bilmiyoruz. O zaman petrol talebi düşse de geri kalan stabil ülkeler kritik olmaya devam edebilir. Yani 100 milyon varil üretiyordu dünya ama bir anda 8 milyon varil artık dünyanın daha çok terörle anılan bölgesinden geldi. 92 milyon üretilen kısım da artık kritik hale gelebilir. Ya burada belirli döngüler var. Her şey düşündüğümüz gibi lineer hareket etmiyor. O top ona vuruyor ama o top da başka yere vuruyor. Ki bu şöyle bir şeye gidebilir. Yüksek gıda fiyatlarıyla
Bu ülkeler daha fazla nefes alamayabilir. Çok fazla eylem oldu bu sene. Brezilya dahil. Hindistan'da eylemler var şu anda. Yani çiftçiler ve birçok insan zor durumda. Dolayısıyla 100 dolar petrol fiyatları 2 sene içerisinde görülme ihtimali yüksek gözüküyor. Yok. Yani zaten bu, yani kısaca enerji transition dediğimiz şey, biz bir transition dönemi içindeyiz ve bu dönemin çok kolay olmadığını, Kesinlikle mevcut öyle. sistemden nemalanan birçok lobilerin, insanların, grupların, şirketlerin, ülkelerin buna direneceğini ve bir paradigma değişikliğinin öyle kolay kolay gerçekleşmeyeceğini biz zaten kömürden petrole geçerken biliyoruz. Biliyorsun, kömürden petrole geçerken iki dünya savaşı yaşadı. Milyonlarca kişi öldü ve ancak yeni yeni İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 50'lerde yeni sistemi oturtabilmeye başladı. Bunun çok zor olduğunu söyleyelim. Bir şey daha vurgulayarak sorulara geçelim istersen. Özellikle jeopolitik değişimde, fosil yakıtlardan yenilenebilir çağdaki jeopolitik değişimde en önemli unsur teknoloji olacak. Onun için Ar-Ge'ye ve senin dediğine de yürekten katılıyorum. Bir şekilde özel sektörün bu commercialization dediğimiz ticarileştirme fazında devreye girmek için ne yapılması gerekliyse yapmakta yarar olduğunu söyleyelim. Ben son bir şey daha ekleyeyim. Bir şey daha unutmayalım. Bugün dünyadaki en gelişmiş araba motoru dizel motoru. Yani şüphesiz bir Alman teknolojisinin dizel motoru diyeyim. Ben direkt de isim de vereyim. Fakat Tesla dediğimiz o elektrik süpürgesi motorunun biraz büyük, biraz büyük de bayağı büyüdü. Farklısı olan bir motor geldi ve bunca yıl, 80 yıldır geliştirilen üstün Alman teknolojisi, motor teknolojisinin bilgisini çöpledi. Enerji dönüşümünde kaçırılan noktalardan biri de şu. Mesela o 80 yıllık dizel teknolojisini şöyle düşünelim. Belki milyar adam saat, yani milyar adam saatlik bir teknoloji, o yeknesak blok değersiz bir varlığa dönüştü bir anda. Yani teknolojik bir dönüşüm olmasının vurduğu bir diğer nokta da bu. Teknolojik dönüşüm biraz yamyam, bir önceki teknoloji yiyor. Ve bunu yerken de aslında insanların bilgi birikimini mahvediyor, yok ediyor. Bu da önemli bir nokta. Tabii. Ama araba teknolojisi de çok eskiydi Barış ya. Ta 1800'lü yıllardan beri gerek dizel gerek benzinli motorlar, yani hala buhar gücünü kullanıyoruz. Yani düşünsene 1760'tan beri hala elektriğimizin büyük bir kısmını buhar gücüyle Rankine Cycle'la yapıyoruz. Aynen doğru. Ama elektrik şebekemiz de çok farklı değil en sondan yani. Değil. Evet. Peki, sorulara geçelim mi? İster misin? Tabii. Evet, hızlı hızlı geçelim. Muzaffer, sevgili Muzaffer Başaran, petrol krizi sonrası Türkiye lignite geçti ve lignit santrallerinin çoğu o dönemde yapıldı. Çok doğru. Evet. Evet, petrol pahalı olunca onu en doğal, en yerel kaynakla ikame etmeye çalıştı ve lignite geçti. Doğrudur. Var mı buna bu soruya ilave edeceğiz? Soru değil gerçi ama. Asıl beni en çok üzen Kamuran İnan'ın bir açıklamasını okumuştum. Çok üzüldüm. O da şu. Türkiye'de devlet enerjiyi vatandaşına ucuza sübvanse edeceğim diye 73-79 döneminde tüm dünyada petrol talebi düşerken Türkiye'de petrol talebi artıyor. Çünkü devlet gidiyor, Araplara yalvarıyor, Avrupalara yalvarıyor, borç buluyor, petrolü sübvanse ediyor. Herkes petrol kullanıyor, bir de şikayet ediyor. Çok pahalı petrole gelsem diye. Ve açıkçası Kamuran İnan dedi ki biz o kadar yanlış yaptık ki dedi. Tüm dünya petrolden çıkarken biz petrol talebimizi arttırdık dedi. Böyle bir özelliği de var. Doğru. Ya bir anekdotumu anlatayım. Türkiye'de üretilen petrollerle petrol fiyatlarının eğrisini çiziyorsun. Petrol fiyatları artarken bizde azalmış, azalırken bizde artmış. Biliyorum. O Okan Yardımcı ile yaptığı çalışmaydı Evet, galiba onu bitirme teziydi benim. makalede. Peki efendim, İskender Gökalp, sevgili İskender hocamız, bir dahaki programımızın konuğu olacak. Eski Suudi Enerji Bakanı Ahmet Zeki Yamani 2023 Şubat'ta vefat etti. Allah rahmet eylesin. Kendisi bir zamanlar taş devrinden taş bittiği için çıkmadık demişti. Ne düşünüyorsunuz? Çok doğrudur. Sık sık onun anekdotunu kullanırız. Biz de bahsettik enerji dönüşümü. Petrol bittiği için petrol çağı bitmeyecek. Kömür bittiği için de bitmeyecek. Hep aynı örneği veririm. Geçenlerde bir çalışma yaptım. Kömür rezervlerinin ancak %23-24'ü kullanılmış Barış bugüne kadar. %70-75'i hala yer altında duruyor.
Bu da bize net bir şekilde bir kaynak bittiği için o çağın bitmeyeceğini, bunun çok sosyoekonomik, çok farklı, özellikle jeopolitik nedenlerinin çok olduğunu gösteriyor. Şey der misin buna? Ya şöyle, bu zaten çok bildiğimiz batık yatırımlar, sunk cost ve hani bu stranded asset dediğimiz artık çıkarılamayacak yatırım maliyeti ve bu çok ciddi bir sorun. Bir şey diyemem, bu tabii Zeki Emani ile ilgili ben kendim anlatmadım ama bu anı kitabında da Zeki Emani ve Erbakan'la alakalı bir hikaye de var. Tabii o dönem Türkiye'de Araplarla ilişki biraz kötü karşılanıyor. Neden? Yönümüz batıdır, batı ile ilişki yapalım diye. Zaten tüm paradigmayı değiştiren de bu Yamani'nin orkestra yaptığı bu petrol krizi oluyor. Diyorlar ki Araplara kimi gönderiyor? Erbakan'ı gönderiyor. Rahmetli Erbakan'ı gönderiyorlar. Yamani fakat çok keçi gibi inatçı. İyi anılarla ayrılmıyor Türkiye onun yanından. Ama şey anlamında taş bitti, devri tam sözü de şöyle, taşlar bittiği için bitmedi ama petrol devri de petrol bittiği için bitmeyecek konusu. Bugün dünyada eskiden kullandığımızdan daha fazla odun kullanıyor olabiliriz. Ama odun devrinde değiliz. Başka bir noktaya kaydı. Petrol acaba böyle bir şey mi olacak? Ha, miktar olarak öyle tabii ama yüzde itibariyle %1-2'yi Değil. geçmiyor. Aynen. Tabii çünkü tüketimimiz arttığı için hepsini söylüyorum. Kerasteydi, şeydi, daha fazla. Doğru. Efendim Kutay Atsan beyefendi, yaşanan gelişmeler neticesinde Türkiye'de enerji dönüşümü de hızlanma, yenilenebilir kaynakların güvenilirliğinin artmasıyla daha da artabilir mi? Yoksa enerji güvenliği ön plana çıkar ve karbon bazlı yakıtlar tekrar popüler olabilir mi? Şimdi Kutay, sevgili Kutay benim de öğrencim. Ona anlayacağı bir dilden cevap vereyim. Bu iş biraz Bitcoin gibi. Çıkıyor, iniyor, çıkıyor, bir daha iniyor, bir daha çıkıyor. Yani enerji dönüşümü lineer bir süreç değil. Ne olacak? Evet, gerçekten yenilenebilir kaynaklı bir kesinti olabilir. Bir sorun olabilir. Bir doğal gaz daha iyiydi tartışması yaşanabilir. Ama daha sonra eğer maliyeti düşükse kaçamıyorsun. Yani enerji sistemlerinde maliyet çok önemli bir faktör. Eğer sen güneş 2 sente üretiyorsan bence model bile koyduğunda güneş çıkarır yani. Hani dolayısıyla ama dediği gibi bu tartışmalar yaşanacak. Bu tartışmayı bizzat belki kendi yapacak. Kendisi çünkü enerji konusunda çalışıyor belirli şeylerde. Bence karbon yakıtlar artık popüler olmaz gibi geliyor. Çok büyük konuşmayayım. Peki, Çağrı Tuna, Türkiye'deki enerji dönüşümü kapsamında karbon vergisi çalışmaları ne durumda acaba? Ya Maliye Bakanlığı'nın vergilerdeki temel tutumu şudur. Akşam resmi gazetede okursunuz, sabah görürsünüz. Maliye Bakanlığı böyle bir şey üzerine çalışıyorsa bile hepimizin bir sabah haberi olur bence yani. Evet, bekleyelim, görelim. Ya Ethem benim Bey. önerim şu, karbon vergisi, benim önerim şu. Karbon vergisini vermek biraz zor. Çünkü insanlar vergiye vermek istemiyorlar Türkiye'de. Yani Türkiye'deki zaten devletin gücünü kıran önemli şeylerden biri de vergi ödememe eğilimi Türkiye'de. Almanya'nın yanılmıyorsam onda bir kadar vergi falan ödüyoruz baktığınızda. Bence KDV'nin yanında karbon vergisi dengelenilerek arttırılabilir. Yani KDV ve karbon vergisi geldiği zaman ikisi toplamda %18 aşmaz ilk dönem. Daha sonra %20 olur toplamı falan diye gelir. Ama yeni çeşit bir vergi. Bilmiyorum, verginin ne faydası olacağını da şöyle anlayamıyorum. Anlıyorum karbon vergisinin olduğunu. Mesela Türkiye'de akaryakıtta bu kadar vergi var. Ama talep %4-5 artıyor. Yani hani bir şey, o kadar vergi koyuyorsunuz. İnsanlar tüketecekse tüketiyorlar yani. Bilmiyorum ne kadar vergi konabilir ki? Peki. Ethem Bey, bakanlığın doğal gaz sektörünün liberalleşmesi konusundaki yol haritası nedir? 2021 yılında bazı özel sektör ve BOTAŞ kontratlarının süresi doluyor. Sizce doğal gaz piyasasının tamamıyla liberalleşmesi için bir umut var mıdır? Daima o umut var. Hani geçmekte olan ülkelerde potansiyel diye bir laf vardır. Potansiyel var mı? Var. Hani umut var mı? Var. Bence liberalleşmeyi basit görüyoruz. Sorun oradan kaynaklanıyor. Elektrikteki liberalleşme bile birçok aşamadan sonra başarılabildi. Biz zannediyoruz ki sabah kalkıyoruz, arz talep eğrisi oluşturuyoruz, o teklif veriyor, o alıyor, hop elektrik serbest piyasa oldu falan. Hayır. Yap işlet devletler. İşletme hakkı devri, bir sürü sancılar. Amerika'da bu 80-90 yıl yaşanmış. Dolayısıyla serbestleşme dediğimiz şey, serbest piyasa dediğimiz şey bence bir kurum. Yani institution. Ve bu institution kontratlar, transactionlar yani mahkeme kararları ile birlikte ağır ağır şekillenen bir şey.
Benim görüşüm umut var ama Türkiye'de serbest piyasanın biraz daha detaylı anlaşılması, yani al-sat piyasası değil, mekanizma kurman gerekiyor. Yani tüketici doğalgazı tedarikçi değiştirecek mesela. Emin miyiz? Nasıl değiştirecek? O şirket yan yana olacak mı? İşte diyelim ki sen acil durumlarda gaz alacak mısın? Sen sisteme ek sağlayacak mısın? Arz güvenliğini hangi piyasa mekanizmasıyla sağlayacaksın? Sen piyasayı açtığında gaming'i, yani şeyi nasıl önleyeceksin? O yüzden serbest piyasayı açmak olarak değil, bir kurum olarak bakın. Ve bu kurum tecrübeyle şekilleniyor, bilgi birikimiyle şekilleniyor. Elektrik de çok şanslıydık. 3-5 dönemden geçildi gelini buraya. İşletme hakkı devri, yapış et devletler. Devletin bir sürü tecrübesi oldu. Daha önceden tecrübesi vardı. Fakat doğalgazda bu tecrübeler yaşanmadan ilerleme olmuyor sanki. Peki Barış, gerçekten bu liberalleşme ülkenin yararına mıdır, değil midir? Yani biz bu elektrikleri dağıtımını özelleştirdik. İşte 21-22 dağıtım bölgesi yaptık. Elektrik ucuzladı mı? Hizmet kalitesi arttı mı? Ülkeye bir getirisi oldu mu? Böyle bir çalışma var mı? Şöyle, şu anda tüm istatistikler, kesinti istatistikleri tutuluyor. Yani ve bunlar yayınlanıyor, yıl yılda takip ediliyor. Bence serbestleşmenin faydası diye ideolojik bir taraftan bakmayıp şuna bakmak lazım. Bu sektörü daha çok insana açmanın bir faydası oldu mu? Bence oldu. Neden? Ya TEK'tir, TEDAŞ'tır, bunlar güzide kurumlardı. Yani bunların da bir ömürleri var ya, bunlar doldurdular. Ama elektrik sektörüne bugün daha çok insan istihdam ediliyor. Arge yapılıyor, hatlar yapılıyor. Binlerce, 10 bin, hatta şu anda 1000 bin toplamda yan kollarla birlikte 120 bine yakın insan istihdam ediliyor. Daha büyük bir alan oluştu. Türkiye daha farklı. Şu anda 1 saat bile elektrik kesintisine tahammülümüz yok. 6-7 saat kesintilerden bugüne geldik. Bu devletle çok zor olurdu. Yani olmazdı demeyeyim ama devletle çok zor olurdu. Neden? Devlet o kadar hareketli bir yapı değil. Ya şimdi adam mesela kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz. Karadeniz'de diyelim ki hat yıkıldı. Adam özel sektör marifetiyle hemen oraya onlarca şeyi yönlendirip hatları toparlayabiliyor, kardan dolayı yıkılan hatları diyelim ki. Ama ben mesela 99 depreminde yıkılan hatları yapan elemanlarla ilgili bir hikaye duymuştum. Doğrudur, yanlış bilmiyorum. Aslanlarım, gidin hatları yapın yapın demişler. Gitmişler, bunlar da bulmuşlar. Kamulaştırmadan yapmışlar hatları. Sonra hepsinin hakkında şey soruşturma açılmış. Hani deprem bölgesi elektrik götürmek için canla başla çalışan insanların da başına devlette oldukları için böyle şeyler de gelmiş. Dolayısıyla özel sektörle yapılması daha mantıklı olabilir veya şimdilik mantıklı diye denilebilir. Şimdilik dememin sebebi şu: elektrik sektörü daha farklı bir alana kaydığında, daha inovatif, dijitalleşme olduğunda devlet belki burada daha Ar-Ge tarafında yer alabilir, başka bir tarafında yer alabilir ama bence özel sektörle yapılması daha mantıklı. Yani mantığın temelinde de anladığım kadarıyla böyle bir endüstrinin gelişmiş olması, insan gücünün eğitilmesi, özel sektörün daha bir dinamiklerinin bu işe Aynen. eğitmesi diyorsun, değil mi? Aynen öyle. Çünkü devlet, en pahalı para devletin parasıdır. En masraflı para devletin harcamasıdır. Ve devletin performansı da maalesef çok doğru olmayabilir. Tabii ama özel sektöre verdiğinizde şu sorun oluyor: adalet sorunu oluyor. Yani şimdi mesela eskiden Şanlıurfa'da çok iyi de elektrik hizmeti diyecekler. Niye? İşte kaçak çiftçiler kullanıyorlardı. Kimse de parayı sormuyordu. Süper hayattı. Şimdi her gün elektriğimiz kesildi, çiftçiler ayaklanıyor. Daha mı iyi oldu, daha mı kötü oldu? Bir soru yani. Hani madem o çiftçinin elektriği kesiliyor, o zaman Türkiye'deki tüm çiftçilere bir sübvanse yapılsın. Değil mi? Yani sadece ona ki yapıldı Tabii. yapılmadı denmesin. Peki ama mesela bu tip konular bence daha çok tartışmaya muhtaç. Evet. Yenilenebilir enerji inovasyonunu düşünüyoruz. Binaların ısı yalıtımı gibi basit bir önlemde bu dönüşümün önemli ayağı sağlanabilecek. Hazır teknolojilerin daha fazla kullanımı da önemli. Ne dersiniz? Benim önerim şu: bence bu enerji verimliliği konusu aslında diğer enerji kaynaklarından daha kompleks bir şey. Yani burada bak, İngiltere'nin yaşadığı tecrübe de bunu gösteriyor. Aslında biz hepimiz bunu basit görüyoruz. İşte para vereceğiz, izolasyon yapacaklar insanlar, olacak falan diye düşünüyoruz. Ama yenilenebilir enerjide temel bir sorun var. O da şey, verimlilikte şu temel bir sorun var: negatif yaklaşan, yani diğer kaynaklar pozitif, tüketiyorsunuz ve bir fayda elde ediyorsunuz. Verimlilikte tüketmeden daha fazla fayda elde etmeye çalışıyorsunuz. Mantık ters olduğundan ben, kendi inancım şu: enerji verimliliği
tamamen farklı dinamiklerle farklı piyasa olarak tasarlanmadığı sürece enerji verimli tüm dünyada hareket etmesi zor. Büyük devletlerin yaptığı tek şey veriyorlar parayı, harcattırıyorlar, veriyorlar, harcattırıyorlar, iş oluşturuyorlar. Bu dedi çok doğru. Kilim Hanım bu işi en iyi bilenlerden biri. Özellikle verimlilik ve bu basit önlemlerle yapılabilecek işler var. Bunu devlet teşvik etmeli. Ama şimdi şöyle düşünürsek, keşke elektrik dağıtım şirketlerine böyle bir görev verilebilse, doğalgaz şirketlerine bir görev verilebilse, o zaman nasıl 5 yılda çözerler bu işi? Ama devlete verdiğiniz zaman işte bir düzenleme yapacağım, bir yönetmelik çıkaracağım. İşte o finansman çıkacak, bütçelenecek. Kim gidecek? Hani kim oraya gidecek? Kim onu takacak? Kim onu yapacak? Büyüyor. Bence enerji verimliliğinde de özel sektör şirketlerin daha fazla sahaya girmesi çok hızlandırır işi. Bence Tabii hemen biri diğerine karşı yapmayalım. O değil. doğru değil, değil. İkisinin de Doğru. farklı alanları var yani. Çok doğru. Ama çok dikkatli olmak lazım. İyi bir strateji geliştirmek lazım. Biliyorsun enerji verimliliği aynı zamanda Jevons paradoks dediğimiz ya da rebound efekt dediğimiz bir takım şeyleri de oluşturuyor. Onlar oluşturmayacak şekilde çok ciddi bir stratejiyle ilerlemek de gerekir bu konuda. Peki Bektaş Karakelli, enerjinin dönüşümüne Tenmak'ın katkısını değerlendiren Tenmak nedir acaba? Türkiye Enerji Nükleer Maden Araştırma Kurumu, TAEK birleştirilerek böyle bir Ha büyük öyle mi? Tenmak mı Ar-Ge oldu? kurumu kuruldu. Ben şöyle söyleyeyim burada. Enerji dönüşümünde herkes Ar-Ge kurumları kuruyor. Şimdi Amerika ARPA-C kuracak, Climate kuracak, Advanced Research Project Agency diye. İngiltere şu anda kuruyor, ARPA modeliyle kendi bir şey kuruyor. Enerji dönüşümü diyorsak, bu işte teknoloji dönüşümü ise Ar-Ge kurumları ve kurumsallaşması olmadan bir dönüşüm yok. Ama beceremiyoruz Barış ya. Bak Hidrojen Enstitüsü'nü aldık geldik dünyada kurduk İstanbul'a. Bor Enstitüsü kurduk bir işe yaramadı. Hidrojen Enstitüsü bir işe yaramadı. Ne yapacağız biz? Nasıl Ar-Ge yapacak devlet? Ben şöyle söyleyeyim. Bence devlet sadece para verip temel Ar-Ge'yi desteklemeli. Devlet ticarileşecek Ar-Ge tarafını elini sürmemeli. Devlet çünkü orada yani bu iş yani biz bir yanılgıya düşüyoruz. Çok kamucu ve devletçi bir taraftan geldiğimiz için zannediyoruz ki işte füze yapılacak devlet yapacak, uçak yapılacak devlet yapacak, iPhone yapılacak devlet yapacak, Google yapılacak devlet yapılacak diye. Böyle bir model Çin'de kalmadı. Çin devleti de yapmıyor. Yani bu işin dinamikleri değiştiği için bence devlet temel Ar-Ge ve finansman, proje, kongre, insanları bir araya getirme, sinerji, networking, ekosistem oluşturma tarafında iyi görev Altyapıyı almalı. hazırlamalı Aynen, diyorsun. aynen kesinlikle doğru. İnşallah valla bundan sonra bekliyoruz özel sektörler. Her ülke kendi ekonomik yapısı, pardon kim söylemiş bunu? Fatma Nur Doğan hanımefendi. Her ülke kendi ekonomik yapısı, sahip olduğu kaynaklar ve değişik yakıt maliyetlerini göz önüne alarak mümkün olduğunca piyasaya dayanarak ve esnek bir politika oluşturarak tam anlamı ile enerji güvenliğini artırabilir mi? Bence çok güzel bir soru sormuş. Enerji güvenliğini sağlar mı değil, arttırabilir mi diye sorulması bence 5-5'lik bir soru olmuş. Bravo. Enerji güvenliğinin çok unsuru var. Bunlardan bir tanesi mesela söyleyeyim, burada saymamış. Hava durumu takibi. İşte Texas'ta yaşananları biliyorsunuz. 15 santim kar yağmadı. Ama gelmiş geçmiş en büyük soğuklardan birini gördüler. 40 yılda bir ama 20 yılda bir de bir özelliği var. Enerji güvenliğinin tanımı da değişiyor olabilir. Biraz daha çünkü neydi? Fosil kaynaklarla biz insan aktivitesini karşılıyorduk enerjiyle. Ama şu anda atmosfer olaylarıyla enerji üreteceğiz ve atmosfer olaylarından bağımsız olarak insanlar bu kaynakları kullanabilecekler. Karanlıkta ışığı açacaklar, sıcakta falan. Bence enerji güvenliğinin tanımı da çok değişiyor. Çok güzel bir soru. Ama pek çok faktör var. Bunlarla sınırlı değil. Çok doğru. Çok doğru. Cem Beyefendi, Çin dünyadaki en büyük nadir toprak elementleri üreticisi ve Japonya'ya bir dönem ihracat kısıtlaması getirdi. Evet. Bu nadir toprak elementi silahını kullanma riskinin enerji piyasaları üzerindeki etkisi ne olabilir? Enerji piyasalarına şu anda bir etkisi olmaz. Enerji piyasalarında en çok etkilenecek burada rüzgar santralleri. Daha sonra elektrikli arabalar olacak büyük ihtimalle. Hani pratik olarak bakarsak. Fakat şu anda çok daha büyük bir tehdit var biliyorsunuz. Çip. Mikroçip şu anda yeterli kadar üretilmediğinden
Amerika geçtiğimiz hafta 24 Şubat'ta yanılmıyorsam başkanlık bildirisiyle şey dedi, mikroçip de bu tedarik zincirinde önemli enstrümanlardan biri dedi. Araba üreticileri çip bulamadıkları için şu anda araba üretimlerini yavaşlattılar. Ben o yüzden şunu söyleyeceğim. Kritik materyaller de, mikroçipler de ki bu mikroçiplerin önemli bir kısmı Tayvan'da TSMC tarafından üretiliyor. Dünyanın en pahalı üçüncü yapısı 20 milyar dolara mal olacak. Yeni bir tesis yapıyorlar. 20 milyar dolara mal olacak. Rakamlar çok büyük. Dolayısıyla burada benim yani kendi gözlemim şu. Bunların hepsi birer silah olarak kullanılabilir ama tek sıkımlık mı? Çok sıkımlık mı tartışılır. Çok güzel. Kaan Bey, Türkiye'de enerji dönüşümünde enerji verimliliği gözden kaçırılıyor mu yoksa ayrı mı değerlendirmek? Bunun cevabını verdik zaten. Bir şey ilave etmek ister misin? Ben açıkçası şunu çok isterim. Acaba Türkiye'de hani böyle uzmanlar bir araya gelse de dünyada da trendleri takip eden enerji verimi dünyada ve Türkiye'de niye yavaş ilerliyor? Bu çünkü Fatih Birol'un son raporunda da var o Uluslararası Enerji Ajansı'nın. Enerjinin 1.6 iyileşme sağlaması gerekirken 0.8'ler 1'ler civarında kalmış. Bence önce bir negatiften yaklaşıp niye olmadığını bulsak iyi olur. Bence enerji verimliliğine çok basit bakıyoruz. Basit baktığımız için orada bir başarı gelmiyor. Bence o çok daha komplike bir piyasa. O çok daha dinamik bir yapı istiyor. O yüzden enerji verimliliği ile alakalı bence şeyin değişmesi lazım. Hikayenin, anlatının ve yapının değişmesi lazım. Tüm dünyada. Biz de zaten sevgili Oğuz'u davet etmiştik. Evet. Onunla da konuşmuştuk bunların Hı. ayrıntılarını. Emre Bey, Avrupa'da karbon sınır ayarlama, karbon border adjustment vergisinin ciddi anlamda hayata geçirilmesinin endüstrisi için ne anlama gelebilir? Ben şimdi Bilkent'te İngilizce olarak yazdık. Siz de tartışırsınız. Peki Türkiye şöyle bir şey derse. Bundan sonra Türkiye'den Avrupa'ya gidecek ürünlerde Avrupa'daki karbon vergisi kadar uygulanacak vergi Türkiye sınırında alınır. Ve bu para da Orman Genel Müdürlüğü'ne, TÜBİTAK'a, işte diyelim ki Ar-Ge projelerine bütçeye aktarır dese ne olacak? Yani bu karbon TRT'ye almasınlar TRT'ye gitmez herhalde. Artık bu gitmez. da. bu gitmez. Ama çünkü o yeşil fonlara gidecek. O zaman şöyle bir durum oluyor. Yani bu karbon sınır vergisi gelecekse de başkaları da başka vergi getirebilir. Bu gerçek bir durum. Avrupa Birliği bu sene karar alacak. Yani böyle şakası olmayacak bir durum ama Türkiye'de böyle bir karar alsa ne olacak? Biz de gümrükte bir karar alsak desek ki Avrupa'ya gidecek ürünlerde Avrupa'da önce karbon vergisi peşinden burada alınır ve yenilenebilir enerji projeleri ve verimlilikte kullanılmak üzere ayrıca fonlanır, bütçelenir. E tamam karşı tarafta o zaman Dünya Ticaret Örgütü olursun yani senden vergi alamaz o zaman orası sattığından. Gibi geliyor Evet, bana. enteresan bir çözüm. Bülent Çebin, enerji mevzuatı hazırlanırken görüşe açılıyor. Ancak lisans sahibi şirketler, kamu tarafı ve tüketici temsilcileriyle bir araya gelip bir çalıştay işle mevzuatı şekillendirseler daha iyi olmaz mı? Çoğu mevzuattan elektrik şirketleri bile yayınlandıktan sonra haberdar oluyor. Kamu sizce neden katılımcı değil? Türkiye'de acaba özel sektörde katılımcı mı? Hani bunu da sormak lazım ama ben şunu söyleyeyim. Mesela EPDK'ya ben biliyorum. EPDK dosyalarını da bir süre okuduğum için çalıştığım dönemde biliyorum. Ya mesela şöyle koca bir klasör geliyor görüşler. Yani öyle az buz değil, bayağı görüş geliyor pek çok şeyde. Ya ben hep şunu istemiştim. Acaba elektronik bir sistemle, Wikipedia gibi bir yöntemle yapabilir miyiz? Herkes ilgili yönetmek maddesi üzerine tıklasın, görüşünü koysun, herkes birbirinin görüşünü görsün. Bu böyle yapılsın diye. Katılımcı sistemler elektronik ortamda daha mümkün. Bence daha mümkün. Bu elektronik sistemlere geçince belki sanki biraz daha Bülent Bey'in şeyleri, çekinceleri, şeyleri kaybolabilir. Olabilir, evet. Tülin Keskin hanımefendi, niye yavaş milyonlarca uygulamacıya yayılmış? Herhalde bu enerji verimliliği ne söylüyor? Yani ben şu manada istiyorum. Dünya Uluslararası Enerji Ajansı'nın enerji verimleri raporuna bakarsınız. Bu senekine bakın yani hani. Onlar diyorlar yavaş diye. Ben demiyorum yani 1.6'lardan senede 1. Ki modellerin pek çoğunu Tülin Hanım da çok iyi bilir. Enerji verimindeki iyileşme yıldan yıla işte %3-5 olacak gibi rakamlar yazanlar da var yani. Ama gördüğümüz gerçek değerde bu rakamları yakalayamıyor. Yani o modellerde enerji verimiyle sağlanan faydalar gerçek hayatta ortaya çıkmıyor. Sizin dediğiniz gibi jevon paradoksu da olabilir. Bugün çok güzel bir resim vardı. Tesla'ya uzaktan basıyor adam karla. Tesla
kendini ısıtıyor. Üzerindeki tüm karlar eriyor. Adam öyle aşağı iniyor. Yani hani Güzel. Güzel. Tabii, şunu da vurgulayalım. Enerji verimliliğini küçümsediğimizden değil. Zaten enerji dönüşümünün iki ayağı var. Birincisi enerji verimliliği artırarak tüketimi azaltmak, öbürü de yenilenebilir enerjiyi artırmak. Doğru. Doğru. Ama arzu edilen kadar hızlı yürümüyor. Bunun nedenlerini araştırmakta da yarar var diyelim. Peki Evet. efendim, şu ana kadar katıldığım en iyi enerji ve iklim sohbeti oldu. Ve geçmişe haksızlık yapmayalım şimdi. Evet, Kim bence de demiş yani. bunu? Cihan Yıldız Bey. En Bence de. iyilerden biri oldu desek belki daha politik olabilirdi, politikli korrekt olabilirdi. Evet. Peki Barış Bey, belirli bir konu, Barış Bey'i belirli bir konu ile sınırlandırmamak daha iyi. Ağzınıza sağlık. Evet, aynı kanıdayım. Gördüğünüz gibi teknolojiden politikaya, politikadan jeopolitikaya hemen hemen her konuyu konuştuk. Ve Barış gerçekten her alanda enerjinin yetkin bir arkadaşımız. Onun bakanlıkta danışman olarak çalışmasında ülkemiz için çok yararlı olduğuna inanıyoruz. Hocam çok teşekkürler. Sizden Evet, duymak bir çok güzel. teşekkürüm Çok daha sağ olun. var. Peki. Sevgili Barış, ağzına sağlık, değerli vaktini ayırdın, geldin. Bize çok çok farklı konularda, birçoğunu hiç düşünmediğimiz konularda güzel bilgiler verdin. Ağzına sağlık, teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Umarız bütün bu söylediğimiz şeyler Türkiye'de gerçekleşir ve enerji dönüşümünü de sağlıklı bir şekilde tamamlayan, başarılı bir şekilde uygulayan ülkelerden biri oluruz diyorum. Bütün çok sevgili dostlarımı görüyorum. Erinç Bey'i, Necdet Bey'i, Muzaffer Bey'i, daha göremediğimiz bir sürü arkada, İskender Bey'i, Emre Bey'i, adını sayamadığım birçok arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Lütfettiniz, geldiniz. Son sözleri sana bırakıyorum. Buyur Barış. Hocam şimdi Erinç Hoca'ya öncelikle selam vereyim. Sağ olsunlar Bilkent'te bize himaye ettiler. Orada bizim her türlü çalışmayı yapmamızı sağladılar. Özellikle Erinç Yelda'nın sizin üniversiteye geçmesi bizim için bir üzüntü kaybı ama yani Kadir Has'a geçmesi Kadir Has için çok büyük bir kazanç. Mutlaka. Beyefendiliğiyle, akademik başarısıyla çok önemli. Bu siz teklif ettiğinizde ben çok sevindim. Çünkü sizin gibi duayenle birlikte sohbet Estağfurullah, edebilmek estağfurullah. benim için çok güzel bir anı oldu ve ben sizin başarılarınızı biliyorum. Yani Türkiye'deki en başarılı bu konuda çalışan petrol mühendislerinden, enerji uzmanlarından birisiniz, hatta birincisiniz. Yok Necdet yok, Hoca'ya da o diyorum. kadar. Sen beni boş ver, sen boş ver. Necdet Hoca, yok samimi olarak söylüyorum. Yani insanlar farkında değiller. İnsanları yaşarken değerini bilmek lazım. Bu ülkeye sizlerin de çok büyük emeği geçti. Biz sadece o bayrağı devraldık. Bildiklerimizi anlatıyoruz. Çok sağ olun beni konuk ettiğiniz için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok Her sağ olun. zaman. Necdet Mutlaka Hoca'ya da selamlar söylemeniz. bir program daha yapalım Barış. Tamam olur. Efendim, Her hepinize zaman. Ne çok zaman teşekkür ederim. isterseniz. Ne zaman Efendim? isterseniz. Ne zaman Sağ ol isterseniz. canım. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Ederiz. Güzel bir akşam geçirmenizi dileriz. Umarız yararlanmışsınızdır. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.